Teşekkür ederim. Sayın efendim buradayız. Kıymetli protokol üyeleri, sektörümüzün kıymetli temsilcileri. Sayın Bakan, Ramazan ayında yeni görevimize başladığınız sırada bizleri şereflendirdiniz. Zatenize ve kıymetli mesai arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum. Bakanlığımız Türkiye'nin çalışanları ve Merkez Taşra Teşkilatları itibariyle 5. Büyük Bakanlığı. Hali hazırda 145 bin çalışanımız var. Son personel alımıyla 5 bin civarında ilave bir insan kaynaklarımız bu orduya dahil olacak. Tarım ve Orman Ordusu'na inşallah. Böylelikle 150 bini aşmış olacağız. Tabii ki bizim Bitlis'te %22 gibi Türkiye geneline göre orman varlığımız, orman alan bakımından varlığımız biraz düşük olsa da neticede orman çok önemli. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında başlayan yangınlarda gördük ki sadece orman ağaçlarımız değil, ormanın içindeki canlarımız da bunun bedelini ödedi. Rabbimden bir daha böyle bir afet yaşatmamasını elbette niyaz ediyoruz. Ama bizlerin de bireyler olarak daha proaktif, daha bir takım tedbirleri bir an önce uygulamak, dikkat etmek vatandaş olarak ve ormana sahip çıkmak durumunda olduğumuz anlaşılmış oldu. Her yıl 3000'in üzerinde orman yangınları oluyor ama bunlardan sadece 10'u 15'i bilemediniz, 20'si kamuoyuna mal oluyor. Diğerleri o cefakar orman çalışanlarımız tarafından gece gündüz yürüttükleri faaliyetlerle söndürülüyor, üstesinden geliniyor. Dolayısıyla bu çalışmalarımızı da, yani sadece yangın var Allah göstermesin, bu yangını söndürmek için yeterli araç gerecimiz var değil, aynı zamanda bu yangınların olmaması için de bir takım tedbirler almak durumundayız. Belirli tarihlerde orman alanlarına girişi yasaklayacağız. Bu da olması gereken bir uygulama. Vatandaşlarımızın bu piknik olarak kullandıkları alanlar da dahil bazı tedbirleri almak durumundayız. Tabii Türkiye su zengini değil. 574 milimetrelik bir yıllık ortalama yağışımız var. Bitlis gibi her ilimiz şanslı da değil, onu da söyleyeyim. Bitlis'te 1100 milimetrenin üzerinde olduğunu biliyorum. Bu tabii ki Türkiye ortalamasının neredeyse iki katına yakın. Keşke 574 milimetre de Türkiye'de bir yeknesak dağılım gösterse, o da yok. O İç Anadolu'da 250-300 milimetre, Karadeniz'in doğu tarafında 2500 milimetre düzeyinde. Böyle de bir geniş bir spektri var. Dolayısıyla bu yönü itibariyle de su zengini değiliz. Suyu idareli kullanmak zorundayız. Suyu verimli kullanmak zorundayız. Su zengini olsak bile su da doğru kullanılmaz ise tıpkı bilinçsiz gübre kullanımı gibi bilinçsiz su kullanımı da toprağı ve bitkiyi yorar değerli arkadaşlar. Bu konularda da son derece hassasız. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum. Bitlis tipik bizim Türkiye olarak görmek istediğimiz bir tarımsal fotoğrafı aslında gösteriyor. Nedir bizim görmek istediğimiz fotoğraf? Stratejik ürünlerde biz kendi kendimize yetmeliyiz. Diğer ürünler konusunda da üretimimizi yapmalıyız. Bu ürünlerin fazlasını da gerek ülke içine gerekse de ülke dışına insanların hizmetine bunu pazara sunabilmeliyiz. Benim söylediğim hep bir şey vardır. Eğer sizin meralarınız yeterli değilse siz evinize yemek yapmıyor mutfakta sürekli birilerinden bir pizza, birilerinden bir burger, birilerinden bir döner siparişi veriyorsunuz. Bu sürdürülebilir bir şey değil arkadaşlar. Sürdürülebilir olan o hayvanların ihtiyacı olan ürünlerin de
o bölgede yetiştiriliyor ve bu hayvanlara bunların yediriliyor olması lazım. Ben bu ülke için üreten hep eli öpülesi diyorum. Üreticilerimizin hakikaten üretiminin çok kıymetli, çok değerli olduğunu bir kez de Bitlis'te ifade etmek istiyorum. Gördük ki bir Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Cebimizde paramız var ama hiçbir şey satın alamıyoruz. Veyahut da teknolojimiz var, kullanamıyoruz. Niye? Çünkü onlar bizi doyurmuyor. Bizi doyuran bizim ülkemizin ürettiğinin, üreticisinin ürettiklerinin bizdeki gıda ve yem olarak karşılığıdır. Dolayısıyla Türkiye böyle bir ülke. Hamdolsun, şükrolsun. Üreticilerimiz pandemiye rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın izinleriyle, onaylarıyla tarlasına, bağına, bahçesine, ahırına, ağılına, kümesine devam etme ve oralarda bu faaliyetleri yürütme cesaretini gösterdi. Batı ülkeleri, bazı gelişmiş ülkelerde pandemiden dolayı sokağa çıkamazken üretici, bizim üreticimiz bu üretme kabiliyetini bu dönemde de gösterdi.